please, how can I help? I need to report a missing person. She's only 16. She's not come home. She's never gone missing before. She's just staying at her friends, you know, she's hiding. Tarih 8 Mayıs 2020'ydi. Bir cuma günüydü. O tarihte 16 yaşındaki Louis Smith, teyzesi Jane ve onun eşi olan Shane'le beraber kalıyordu. Louis'in ebeveynleri olan Rebecca ve Bradley ayrılmışlardı. Louis normalde annesiyle beraber Hampshire'da Lee Park bölgesinde yaşıyordu. Ancak Nisan 2020'de bir kavga sonrasında annesine teyzesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Teyzesi Jane ve eşi Shane'le beraber yaşamak istiyordu. O dönem koronavirüs sebebiyle uygulanan ulusal tecrit sebebiyle zor bir dönem olduğundan dolayı herkes gergindi. Jane ve Shane Lee Park'taki bir dairede yaşıyorlardı. Louis'e bir süre kendileriyle beraber kalabileceğini söylediler. Louis de zaten daha fazla bağımsızlık istiyordu. Hayatının bazı yönlerinde Louis için işler iyi gidiyordu. Bir sevgilisi vardı, Bradley. Veterinerlik eğitimi alıyordu. Louis genelde mutluydu. Hayvanlarla ilgilenmeyi severdi. Ama Louis'in de zor günleri oluyordu. Anksiyete ve depresyondan acı çekiyordu. Depresyon önleyici ilaç kullanıyordu. Kendisine bir sosyal hizmet görevlisi atanmıştı. Hatta bazen kendisine zarar bile verebiliyordu. Louis 8 Mayıs'ta bir dostuyla buluşmak için dışarıya çıktıktan sonra dairesine dönmeyince onu tanıyan herkes endişelendi. Bir gün önce yani 7 Mayıs'ta Louis birden fazla dostuna kısa mesaj göndermiş, teyzesi Jane'in evinden ayrılmak istediğini, çünkü onun kendisine bir çocuk gibi davrandığını, hem teyzesinin hem de eşi olan Shane'in bir alçak olduğunu söylemişti. Louis'i tanıyan bir isim olan Samantha Burt, Louis'e kalacak bir yer teklif etti. Hatta hem Louis'i hem de sevgilisi Bradley'i kendi evinde ağırlamak istiyordu. Louis o tarihte teyzesi Jane'in evinden ayrıldı. Jane onunla birden fazla kez iletişim kurmayı denedi ama başaramadı. Hatta o gün Louis ile bağlantı kurmak için 51 girişimde bulundu. Aynı gün öğleden sonra Louis'e ulaşmayı başardı. Ona bir dizi kısa mesaj gönderdi. Louis bu andan sonra onun evine dönmeyi kabul etti. Louis ve sevgilisi Bradley o eve gittiler. Hep bir arada anlaşamadıkları konular üzerine bir dizi konuşmalar yaptılar. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Louis, Shane'le beraber bir mağazaya gitti. Ardından daireye geri döndü. O gece Louis, dostlarına bir dizi kısa mesaj gönderdi. Onlara alkol aldığını anlattı. O kadar çok içmişti ki bir an bayıldı. O gece sıkıntılı geçiyordu. Adeta bir yardım arıyordu. O gün akıl sağlığı yardım hattını bile aradı. Sonraki sabah yani 8 Mayıs'ta Louis Snapchat üzerinden bazı dostlarıyla iletişime geçti. Onlara akşamdan kalma olduğunu, bir önceki günün oldukça kötü geçtiğini anlattı. Saat öğlen 1 civarında telefonundan bazı insanlara kısa mesaj ve videolar gönderdi. O gün öğleden sonra saat 3 gibi sevgilisi Brett'le buluşacaktı. Brett o saatlerde Louis'le buluşmak için teyzesinin dairesini aradı. Ama Louis o anlarda orada değildi. Teyzesi Jane oradaydı. Ama Louis'in nerede olduğunu o da bilmiyordu. Jane onu birden fazla kez aradı ama yanıt alamadı. Eşi Shane akşam saat 4 gibi eve geldi. Eve geldiğinde Jane'e o gün Louis'i gördüğünü, onunla beraber bir kaykay parkında yürüdüklerini, 10 dakika sonra Louis'in yanından ayrıldığını ama nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Shane'e göre Louis bir dostuyla buluşacağını söylemiş ve oradan ayrılmıştı. O gün akşam 6'da sokağa çıkma yasağı vardı. O saate kadar eve gelmemiş olduğundan herkes endişeliydi. Jane onun kaybolduğunu bildirmek için saat 6.30 civarında polisleri aradı. Polisleri aradığında yanında Shane ve Louis'in sevgilisi Bradley de vardı. Ekipler o gece 1 civarında daireye geldi. Hemen Louis'i arama çalışmaları başladı. Dostları ve ailesi de onun aramasına yardım ediyorlardı. Ekipler Louis'e dair herhangi bir iz bulamadı. Telefon kayıtları onun 8 Mayıs tarihinde saat öğlen 1 civarından sonra kimseyle iletişime geçmediğini gösteriyordu. Jane'in eşi olan Shane o gün olanlarla alakalı olarak polislere bazı şeyler anlattı. Ama
anlatımı devam ediyorken hikayesi sürekli değişiyordu. Bu yüzden polisler Shane'den şüphelenmeye başladılar. Shane onlara o gün Louise'le beraber bir gıda mağazasına gittiklerini, orada biraz vakit geçirdiklerini anlattı. Ancak bunlar bir yalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri anlattıklarını yalanlıyordu. 14 Mayıs tarihinde hem Jane hem de Shane Louise'i kaçırmak şüphesiyle tutuklandı. Bundan 7, Louise'in kaybolmasından da 13 gün sonra Louise bulundu. Louise'in kalıntıları Havan Çalılığı bölgesinde bulundu. Kalıntıları parkurun 40 metre uzağındaki ormanlık bir alanda düşmüş iki ağaç gövdesi arasında bulundu. Louise tanınmaz bir haldeydi. Feci şekilde yaralanmıştı. Kötü bir şekilde dövülmüş, bedeni ateşe verilmişti. Yüzünde çok sayıda yara vardı, midesinde bir delik vardı, vücudu yanmış ve kirlenmişti. Çenesi parçalanmış, kemikleri kafatasından ayrılmıştı. Vajinasına bir çubuk sokulmuş, karaciğerine doğru itilmişti. Kalıntıların etrafında şenlik ateşi ortamına benzeyen çubuklar vardı. Daha fazla soruşturma, yetkililerin teyze Jane'i suçlama olmaksızın serbest bırakmasına neden oldu. Shane ise yeniden tutuklandı, cinayetle suçlandı. 30 yaşındaki Shane, cinayet suçunu kabul etmedi, insan öldürme suçunu kabul etti. Savcılık, Shane'in, Louise'in ailesine, dostlarına ve polise yalan söylediğini iddia ediyordu. Onlara Louise'i bir kaykay parkına götürdüğünü, sonra ona ne olduğunu bilmediğini söylemişti. Ama aslında o gün onunla başka bir yere gitmişti. Havant'a gitme sebepleri cinsel bir amaç içeriyordu. İddialara göre Louise'e tecavüz etmeyi planladı. Ancak o karşı çıktığında yüzüne defalarca kez yumruk attı. Onu vahşice öldüresiye dövdü. Ölümcül yaralanmalara sebep oldu. Ardından bedeninde bulunabilecek her türlü kanıtı yok etmeyi denedi. Louise'in bedeni yanmış, çürümüş bir haldeydi. Çoklu yaralanmalardan dolayı ölüm sebebi belirlenemedi. Savcı James Newton mahkemede şunları söyledi. Ateşe maruz kalma sebebiyle tanınamayacağı kadar ağır bir şekilde yanmıştı. Shane, onun hasar gören bedenini yok etmek için kararlı bir girişimde bulundu. Ağır darbelerde dahil olmak üzere aşırı şiddete ve ihlale maruz kaldı. Louise'in dövülerek öldürülmesinin ardından kalıntıları ateşe verildi. Olay yeri kirletildi. Jüri, vajinasına bir sopanın sokulduğunu biliyordu. O çubuğun üzerinde Shane'in DNA'sı vardı. Shane'in ayakkabılarında Louise'in kanı vardı. Yetkililer, Louise'in Snapchat videolarından birini kanıt olarak kabul etti. Videoda Shane'in Louise'in ayaklarını gıdıkladığı görülüyordu. Sevgilisi Bradley, Louise'in Shane'in kendisine asıldığını söylediğini, onu taciz ettiğini anlattığını, bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu anlattığını ifade etti. Savcılık, Louise'in ölmeden önceki gece Shane'in onu alkol almak için bir mağazaya götürdüğünü, onu istismar etmek için sarhoş etmeyi denediğini iddia etti. İddialara göre ona cinsel açıdan ilgi duyuyordu. Ama Shane bunları yalanladı. Ona çok az bir alkol verdiğini, onu istismar etmediğini iddia etti. Savcılık, Louise'in midesindeki korkunç yaraların Shane'in hamile olabileceğine inanma sonucu olmuş olabileceğini savundu. Mahkeme, Louise'in hamile olmadığını belirtti. Louise'in vahşice öldürülmesinin ardından Shane'in hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini anlattı. Louise'e saldırdı, oradan da doğruca annesinin evine gitti. Güvenlik kameraları kayıtlarında saat 3 civarında annesinin evine doğru yürürken görülüyordu. Yeniden kendi evine geldiğinde Jane ve Bradley'e Louise'i son gördüğü yeri anlattı. Onu Kaykay Parkı'nda gördüğünü, sonra yanından ayrıldığını anlattı. İnsanlar Louise'i bulmaya çalışıyorken Shane pizza almak için markete gitti. O gün Shane'in Louise'i ormanlık alana çektiği biliniyordu. Kendi itirafına göre de Louise'i defalarca kez yumruklamıştı. Jüriden sağduyu göstermeden istediler. Eğer Shane bunu Louise'e yaptıysa o zaman başka birisine de aynı şeyi yapabilirdi. Başka bir insanı da olay yerine getirebilir, onu rahatça ateşe verebilirdi. Bunlar gayet mümkündü. Savunma ise öyle olmadığını savundu. Savunma tarafı Shane'in ekiplere ilk anda söylediklerine rağmen aslında o gün Louise'de aynı yere gittiğini iddia etti. Shane duruşmada ifade verdi. Mahkemeye Louise'in kendisine kıyafet almak için bir dostuyla buluşacağını söylediği esnada onunla beraber yürüdüğünü anlattı.
Louis ona sevgilisiyle buluşacağı için öğle vaktinden sonra 3'te geri dönmesi gerektiğini anlatmıştı. Shane beraber yürüyorken Louis'in kendisiyle konuşmak istediğini, sonra da Havant'a gittiğini anlattı. Oraya vardıklarında Louis'in yasaklı madde kullanımı hakkında biraz kavga ettiler. Shane şöyle diyordu. Louis'in elinde büyük bir sopa vardı. Onu aldı ve bana vurdu. Canım acıdı. Sopayı elinden aldım ve yere fırlattım. Sonra da ona yumruk attım. Yüzüne yumruk attım. O anlarda yaptığı şeye çok fazla sinirlenmiştim. Hem dün hem de o gün ona çok fazla sinirlenmiştim. Ona ilk yumruğu attığımda ayaktaydı. İkinci yumruğum da yere düştü. Yere düşmesine rağmen yumruklar atmaya devam ettim. Ben de yere eğildim, ona birden fazla kez vurdum. Kaç kez vurduğumu bilmiyorum. Hakimiyetimi tamamen kaybetmiştim. Shane, Louis'in kaburgalarına sopayla vurduğu için ona yumruk attığını iddia ediyordu. Mahkemeye, oradan uzaklaşıyorken Louis'in inlediğini duyduğunu, yüzünde kan gördüğünü ifade etti. Louis'i terk ettiğinde onun hala hayatta olduğunu söyledi. Onu döven, ona yumruk atan insanın kendisi olduğunu itiraf etti. Ama onu ateşe vermediğini, midesinde delik açmadığını, vajinasına sopayla vurmadığını söylüyordu. İddia makamı ona meydan okuduğunda, Shane ona çok fazla yumruk attığını, sayısını bilemediğini bir kez daha itiraf etti. Louis'e yumruk atıyorken onun kemiklerinin kırıldığını bile duymuştu. Öfkesine yenik düştüğünü anlattı. Şöyle diyordu. Devam ettim. Durmadan devam ettim. Hakimiyetimi tamamen kaybetmiştim. O ise inleme sesleri çıkartıyordu. Biraz sonra durdum. Shane ona karşı cinsel saldırıda bulunduğunu reddetti. Jüri Shane'in klinik incelemesinde IQ'sunun 63 olduğunu, bu durumunda onu insanlar arasındaki en alt dilime, yani %1'lik dilime soktuğunu biliyordu. Öğrenme güçlüğü ve kişilik bozukluğu olduğu söylendi. Shane tam 5 yıldır çalışmıyordu. Günlerini video oyunları oynayarak geçiriyordu. Günün sonunda Shane cinayetten suçlu bulundu. Ceza duruşmasında mahkeme, Louis'e en yakın olanların mağdur etkisi açıklamalarını dinledi. Annesi Rebecca Cooper şunları söylüyordu. Kızım Louis'i çok travmatik bir şekilde öldürdü. Sonrasında yaptığın eylemler, anlattığın şeyler, kelimelerin tam anlamıyla bir faciaydı. Sen bir canavarsın. Bunu yapmayı nasıl başarabildin? Bu hakkı sana kim verdi? Ona o kadar çok zarar verdin ki herhangi bir şansı olmadı. Veda etmek, elini tutmak, hatta öpmeye bile şansımız olmadı. Bu yüzden seni asla affetmeyeceğim. Onu öldürdüğün gün evime geldin. Yaptığının saf kötülük olduğunu bildiğin halde herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermedin. Gözlerimin içine baktın. Louis'e yaptıklarını bize bir kez daha yaşattın. Shane 25 yıl ceza aldı. Mahkum edildiğinde dedektif Adam şunları söyledi. Louis'in dostları ve ailesi için adaletin sağlanmış olması harika. Louis'i en trajik koşullarda kaybettiler. Bedeninin o halde olması şok ediciydi. Bu da olay yerindeki bütün memurların hayatı boyunca unutamayacağı bir görüntüydü. On Valentine's Day last year. You're going to be going to a shelter because of what I did today. Sally McNeil, Eylül 1960 doğumlu, Amerikalı, profesyonel bir vücut geliştirmeciydi. Sally, Allentown, Pennsylvania'da Sally Dempsey olarak doğdu. Yetiştirilme tarzı epey bir zordu. Çok sık şiddete maruz kaldı ve de o dönemde bunun her evde sıradan bir olay olduğu biliniyordu. Sally'nin babası Richard Dale, annesini sık sık istismar eden öfkeli bir alkolikti. Belgeseline göre Sally 3 yaşındayken annesi yeniden evlendi. Sally'nin 2 üvey kız kardeşi vardı, Judy ve Jill. Sally okulunun yüzme, dalış ve de atletizm takımlarında yer aldığı Allentown'daki Dyroff Lisesi'ne gitti. Beden eğitimi öğretmeni olma arzusuyla eyalet üniversitesine kaydoldu. Ancak üniversitede 3,5 yıl geçirdikten sonra eğitimini finanse edecek parası kalmadı ve de okulu bıraktı. Askeri bir kariyere sahipti. Kendisinden önceki erkek kardeşi ve amcası gibi Sally de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadelerinde Pendleton üssünde görev yaptı. Sally çavuş rütbesine yükseldi. İlk eşi Anthony ile deniz piyadelerindeyken Paris adasında tanıştı. Sally ve Anthony 4 yıl evli kaldı. Çiftin bu beraberlikten 3 çocuğu oldu. Shantina, Shantina, John ve de ismi bilinmeyen 3. çocuk. Sally, Anthony'yi evliliklerinin sonlarına doğru tacizci olarak tanımladı.
sürekli ondan şikayet ediyordu. Sally'i tanıyan herkes onun Anthony'den dem vurduğunu, akıl sağlığının kötüye gittiğini söylüyordu. Pendleton'a transfer edildiği dönemde Sally, Anthony'ye boşanma davası açtı. Bu dönemde en büyük iki çocuğunun velayetini kazandı. Boşandıktan sonra üçüncü çocukları evlatlık verildi. Sally, 80'lerin sonlarında ABD Silahlı Hizmetler Fizik Şampiyonası'nı iki kez kazandı. 90'da Sally, öfke sorunları, şiddet ve de başkalarına saldırma da dahil olmak üzere zayıf davranış sicili nedeniyle rütbesi düşürüldü. Davranış kaydı en sonunda onu çok sevdiği bu görevden kopardı. Sally donanmadan atıldı. Haziran 87'de yakın bir dostu onu Ray McNeil'la tanıştırdı. Ray, profesyonel bir vücut geliştirmeciydi. İkili Sally, Pendleton üstünde görev yaparken tanıştı. Bu andan sonra Sally, vücut geliştirme sporuna ağırlık verdi. Ray ile oldukça iyi anlaşıyorlardı. Spor onları bir araya getirmiş ve zamanla aralarında çok sıkı bir bağ oluşturmuştu. Sally, yakın dostlarına Ray'i şöyle anlatıyordu. Onda bugüne dek kimsede görmediğim özel bir şey var. Onda beni ona çeken garip bir his var. Onunlayken çok kaliteli zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Bunu hissediyorum. Sanki 7/24 onunla olmak istiyor gibiyim. Bilmiyorum. Bu bana ilk kez oluyor. Ray de aynı hisleri paylaşıyordu. O da Sally'den etkilenmiş ve sürekli hayatında olmasını ister bir hale gelmişti. İkili evlenmeden önce yaklaşık 2 ay beraber oldu. Ancak evlendikten sonra işler hiç de iyi gitmedi. Raporlara göre Ray hem Sally'yi hem de onun evlatlarını taciz ediyordu. Bir gün Sally'ye saldırdı, onu boğdu ve yumrukladı. Her şeye rağmen çift ayrılmadı. Bir yıl sonra Kaliforniya'ya taşındılar. Sally ordudan atıldığında yeni arayışlar içerisine girdi. Para kazanmak istiyordu. Sonunda bir para kazanma metodu keşfetti. Saati $300 erkeklerle güreşerek yeni bir kariyere başladı. O andan sonra insanlar ona Katil Sally dediler. Artık bu onun lakabı olmuştu. Güreşte çok acımasız, çok iyi ve de yenilmezdi. Çok fazla para kazanıyordu. Öyle ki bu hayalin bile ötesindeydi. Artık vücut geliştirme kariyerine konsantre olabilir, her türlü gereksinimi karşılayabilir, hatta Ray'e bile bakabilirdi. Ray, Sally'nin öfke sorunları olduğunu iddia ediyordu. Ona göre öfkesinin altındaki sebep steroidlerdi. Sally steroid kullanıyor ve bu da onu insanlara karşı saldırgan yapıyordu. Ray aylar sonra aynı çukura kendisi düştü ve o da steroidler kullanmaya başladı. Sally şöyle diyordu. Sanırım çok fazla hata yaptım. Haddinden fazla hata. Ray'e steroid almak için kalkıp Meksika'ya kadar gidiyordum. Bu da yetmezmiş gibi yarıma evlatlarımı da alıyordum. Bununla gurur duymuyorum. Ben kötü bir anneyim. Kendime engel olmam gerektiğini biliyordum ama yapamadım. 1995'e kadar giden süreçte özellikle Ray birçok şampiyonaya katıldı. 91'de hem Kaliforniya'da hem de Kuzey Amerika Şampiyonası'nda ağır siklet ve genel unvanları kazandı. 2 yıl sonra Mr. Olympia yarışmasında 15. oldu. Ayrıca profesyonel güreşe ilgisi vardı. Stand-up gösterileri de yapıyordu. Yeteneklerini San Diego'daki bazı kulüplerde insanlara bedava sergiledi. Ray'in yakın dostu Dwayne onunla olan bir anısını şöyle anlatıyordu. Ray bir gece kulübünde fedailik yapıyordu. İyi bir korumaydı ama çok fevri hareketleri vardı. Sally ve o birbirlerine çok benziyorlardı. Aynı iki kutup nasıl bir araya geldi ben de bilmiyorum. Bir gece Ray kulübe gelen bir adamla sözlü münakaşaya girdi. Zamanla sinirler gerildi ve kavga ettiler. O an Ray'in gözünde ateşi gördüm. Parmaklarını adamın gözüne doğru itiyordu. Hiç acıması yoktu. Ray'in üvey kızı da bu olayı doğruladı. Ray o gece eve kanlar içerisinde geldi. Ona saldırdıklarını, öldürmeye çalıştıklarını anlattı. Dediğine göre o sadece yapmak zorunda olduğu şeyi yapmış ve kendisini savunmuştu. Ray, Sally'yi aldatıyordu. O günlerde bir sevgilisi vardı. Artık Sally ile olan tüm bağlarını koparıp atmıştı. Ondan boşanmayı düşünüyordu. 95'teki sevgililer gününü Sally ile değil onunla geçirecekti. O ana kadar Sally'ye ondan ayrılmak istediğini söylemedi ya da söyleyemedi. Ama yakın dostları bunu biliyorlardı. Onlara artık Sally ile yolun sonuna geldiklerini ifade etmişti. Günler sonra ikili bu konuyu konuştu. Sally sinirlendi ve evdeki av tüfeğini alıp ona doğru tutacağını ve tetiğe basacağını söyledi. Ray önemsemedi ve güldü geçti. Sally ise onun bir sevgilisi olduğunu öğrendikten sonra çıldırmıştı. Sally'nin şiddete yatkın olduğu zaten herkesce biliniyordu. Birden fazla avukatı vardı. 5 yıl önce ateşli silah kullanmak bir aracın camlarını metal bir çubukla kırmaktan tutuklandı. Bundan günler önce de oğlu John
postacıyla kavga etmiş, adam John'a yumruk atmış, olayı öğrenen Sally de oğlunu korumak için postacıya saldırmıştı. Bir vücut geliştirme yarışmasında Ray'in yanındaki kızlardan birine saldırdı, onu yere indirdi, hareket etmesini engelledi ve yüzüne defalarca kez vurdu. Bu olayın ardından komite onun lisansını bir yıl askıya aldı. Ekipler olay yerine geldiğinde Sally'i zapt etmekte zorlandılar. İki kez Ray'e silah çekti. En sonunda biber gazı yedi ve polisler onu yakaladı. 1993'te masalarına gelen dansçı kızla kavga etti. Kızın yüzüne 3 kez tekme attı. Polisler olay yerine geldiğinde onlara da saldırdı ve onları tehdit etti. Ray'in hayata veda ettiği günse 95'in sevgililer günüydü. Yani Ray'in sevgililer gününü Sally ile değil de yeni sevgilisiyle geçirmeyi planladığı gündü. Ray öyle de yaptı. Evinden ayrıldı ve bu özel günü sevgilisiyle kutladı. O evden ayrıldığında Sally onu takip etmeyi denedi. Nerede olduğunu öğrenmek üzereyken Ray eve geri döndü. Muhtemelen o andan sonra ikili sözlü bir tartışma yaşadı. Sally onu kendisini aldatmakla suçladı. Bir şekilde birbirlerine girdiler ve silahın tetiği çekildi. Çeken Sally oldu. Kurbansa Ray. O akşam Sally 911 aradı ve onlara şöyle dedi. Eşimi az önce vurdum. Çünkü ilk önce o bana saldırdı. Beni dövdü. Ekipler hemen olay yerine gittiler. Sally'nin resmi raporlarına göre ilk açıklaması şuydu. Akşam 9 civarında eve geldi. Öncesinde onu takip ediyordum. Ancak tam olarak bunu başaramadım. Eve geldiğinde bana tokat attı. Yere doğru itti ve beni boğmaya çalıştı. Kendimi korumak zorundaydım. Yerde kıvranarak yatak odasına doğru koştum. Tüfeği aldım, dolaptaki kutusundan çıkardım, Ray'e en az 2 kez ateş ettim. Biri karnından, diğeri de çenesinden. Duruşma esnasında Sally'nin yetkililerle olan ilk görüşmesine atıfta bulunuldu. Beden dilinden anlaşılacağı üzere anlattığı hikayede birçok eksik ya da mantığa uymayan kısımlar vardı. Uzmanlar onun tetiğe bastığı esnada Ray'in yerde yani zeminde olduğunu ifade ettiler. Oturma odasından basına kanlar sıçramıştı. Ray'de Sally'e ait bir DNA yoktu. Yani onun hikayesini destekleyebilecek hiçbir adli kanıtı yoktu. Bir yıl sonra Sally hüküm giydi ve 19 yıl ceza aldı. Bu kimilerine göre çok azdı, bir kısım insana göre ise Sally kendisini savunduğu için cezası oldukça ağırdı. Sally birçok kez temyiz başvurusunda bulundu. Kaliforniya Kadınlar Tesisinde cezasını çekti. Mayıs 2020'de şartlı tahliye ile salındı. Bir destek grubunda tanıştığı Stewart ile evlendi. Şu anda Kaliforniya'da yaşıyor. Ari Squire, eşi Deniz'le beraber Chicago banliyölerinden birinde yaşıyordu. Ari bir inşaat işi yürütürken, Deniz sağlık araştırmaları alanında eski bir üniversite profesörüydü. Ari'nin kamyon, traktör çekme etkinliklerine katılmak gibi çok pahalı bir hobisi vardı. Hobisine uyum sağlamak için evinde dev bir garaj inşa ettirdi. Bu garaj Şubat 2008'de alevler içerisinde kalacaktı. Ekipler garaja girdiklerinde bir kamyonun altında ağır bir şekilde ezilmiş erkek bedeni bulacaklardı. Bu cansız bedenin cebinde Ari Squire'ın ehliyeti bulunacaktı. Ancak bu cansız beden ateş onu kavurmadan önce zaten fena bir halde ezilmişti. Yani bu yangın bir kundaklamaydı. Bu yangınla alakalı gerçekler hem yetkilileri hem de toplumu şok edecekti. Yangında ölen isim Ari miydi? Eğer öyleyse onu ölüme götüren koşullar nelerdi? Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Ari Squire, 10 Kasım 1968'de Illinois'da dünyaya geldi. 90'larda eşi Deniz ile evlendi. 2008'de çiftin evlilikleri 14 yıla yaklaşıyordu. Ancak araları pek iyi değildi. Dip dibelerdi ancak sanki aralarında kilometreler vardı. Farklı yataklarda yatıyorlar ve mutlu görünmüyorlardı. Ari'nin ise kamyonet çekme yarışmalarına olan bağımlılığı ona oldukça pahalıya patlıyordu. 2008'de konut krizi patlak verdiğinde Ari ve Deniz neredeyse iflasın eşiğindeydiler. 2007'de yani o yangından bir yıl önce Ari dolandırıcılık yaptığını kabul etti. Bu suçtan 63 bin dolar ceza yedi. Suçlar sahibi olduğu Eco Care adlı bir şirketten kaynaklanıyordu. Davaya göre Ari şunlardan suçlanıyordu. Bir danışmanın var olmayan maaş giderleri, yüksek yönetici tazminatı,
babasına ait olan bir finans şirketine uygunsuz ödemeler, kiralık bir aracın maliyeti, yurt dışına yasa dışı ödemeler. Zaten Ari, 2000'de ve 2001'de şirket için maliyet raporları sunamamıştı. Bu dolandırıcılık vakası ona 126 bin dolara mal oldu. Ek olarak 200 bin dolar yasal ücret ve de buna mütakip birçok borcu vardı. Yangının tarihi 23 Şubat 2008'di. Ari'nin eşi Deniz ekipleri aradı ve de yangını bildirdi. Polisler Ari'nin evine geldiklerinde garajın alevler içerisinde olduğunu gördüler. Eşi Deniz evin içerisindeydi. Yangın söndürüldükten sonra ağır bir şekilde yanmış erkek bedeni bir kamyonun altında ezilmiş bir halde bulundu. Kriko arızalanmış ve kamyon adamı ezmişti. Bu olay dizel bir kamyonla trajik bir kazanın sonucu değil, aksine kasıtlı olarak bir hızlandırıcı kullanılarak kundaklama maksadıyla yapılmıştı. Ölen adamın kimliği, kıyafetleri ve cebindeki kimlik kartından tespit edildi. Ancak ekipler kimliği DNA veya parmak izleriyle doğrulamak istiyorlardı. Ne yazık ki parmak izleri veya DNA kanıtları hem yangından hem de itfaiyenin söz konusu yangını söndürme girişimlerinden ağır hasar almışlardı. Ancak ekipler diş kayıtlarını karşılaştırmak için adamın dişlerini toplayabildiler. Ari 10 yıllardır dişçiye gitmemişti. Bu yüzden de ölen adamın Ari olup olmadığını anlayabilmek oldukça zordu. Bir gün sonra Deniz Ari için bir anma töreni planlıyordu. Yetkililerden Ari'nin kalıntılarını yakmalarını istedi. Ancak daha fazla araştırma yapmak, bedenin diş ölçülerini almak için bu talep reddedildi. Ari'nin diş kayıtları incelendikten sonra yangında bulunan dişlerin Ari'ye ait olmadığı anlaşıldı. Ari'nin dişlerinde dolgu olması gerekiyordu. Ama yangında ölen kurbanın dişleri gayet sağlıklıydı. Bu dava bilinmeyen bir nedenden ötürü cinayet olarak kabul edildi. Ari'nin garajında ölen isim kimdi? Ve de Ari neredeydi? 2 hafta sonra Donna Girolito, oğlu Justin Newman'ın kayıp olduğunu bildirdi. Justin 20 yaşındaydı ve de bir hırdavatçıda çalışıyordu. Justin'i birkaç gün önce Ari Squire'a işe almıştı. Önce Justin'e yüksek bir maaşla iş teklifi yaptı. Sonra da aklına gelip onu işe aldı. Justin en son annesine bir mesaj gönderdi. Bu mesajda Missouri'de çalıştığını yazdı. Donna bu mesajı biraz tuhaf buldu. Çünkü Justin çok nadir mesaj atardı. Genelde aramayı tercih ederdi. Annesi bu yüzden biraz huzursuzluğa kapılmıştı. Sezgileri ona bir şeylerin yanlış olduğunu düşündürtüyordu. Ekipler Justin Neiman'ın DNA'sını yangında garajda bulunan cesetle karşılaştırmak istediler. Günler sonra sonuçlar açıklandı. Yangında ölen isim Justin Neiman'dı. Yani Ari değildi. Ari Squire ölümünü taklit etmek için bir komplo hazırlamıştı. Ama neden? Yetkililer kısa bir zaman sonra Ari Squire'ın 5 milyon dolarlık bir hayat sigortası poliçesi yaptırdığını öğrendiler. Açgözlülük ve artan mali sorunlar masum bir insanın iğrenç bir şekilde öldürülmesine yol açmış olabilir miydi? Justin Michael Neiman 20 Ocak 1988'de Illinois'da dünyaya geldi. Anlatılanlara göre oldukça iyi bir insandı. Annesi ve de üvey kardeşi Frank ile beraber yaşıyordu. Annesi Donna. Justin'in hayatı elinden çalındı. Önünde kocaman bir hayat vardı. Hayatı o garajda anlamsızca söndü. Soruşturma devam ederken ekipler Ari'nin asıl hedefinin Justin Neiman değil de onun bir arkadaşı olduğunu öğrendiler. Asıl hedefi Sandy ismindeki bir adamdı. Yangının çıktığı gün Sandy yıllık 60 bin dolar teklifiyle Ari'nin evine davet edilmişti. Sandy iş başvurusunda bazı tuhaf detaylar olduğunu görünce biraz şaşırdı. Çünkü formda piercinglerin ve dövmelerin belli yerlerini istiyorlardı. Sandy bunu tuhaf buldu ancak yine de işle ilgileniyordu. Kaderin bir cilvesi olacaktır ki o Şubat gününde Sandy'nin çocuğu hastaydı ve de Sandy bu yüzden randevuyu iptal ettirmek zorunda kaldı. Ari bu andan sonra odağını Justin'e çevirdi ve de onu evine davet etti. Ekipler Ari ve Sandy arasındaki yaş ve yapı benzerliği karşısında adeta şaşkına döndüler. Ari ve Justin bariz bir yaş farkına sahiplerdi ama bir o kadar da benzerlerdi. Yapıları benzerdi. Sandy randevuyu iptal ettirdikten sonra Justin yedek seçeneğe devreye girdi. Ekipler Ari'nin Justin'e saatte 15 dolar yani onu asgari ücretin 2 katı ödeme yapma vaadiyle kandırdığına inanıyorlardı. O gün Justin oraya geldi. Garaja girdi. Ari, Kriko ile kaldırdığı kamyonun altına girmesi için Justin'i ikna etti. Justin kamyonun altına girdi.
Ari ise bu kamyonu Justin'in üzerine düşürdü. Justin'in göğsünde büyük kün travma yaralanmaları meydana geldi ve de Justin hayatını kaybetti. Ari daha sonra Justin'in bedenine mazot döktü ve garajı ateşe verdi. Ari muhtemelen tüm kanıtların yok edileceğini düşünüyordu ama müfettişler ondan bir adım öndeydi. Artık gerçekler ortaya çıkmıştı. Şimdi ekiplerin Ari'yi bulmaları gerekiyordu. Ari'nin eşi Deniz hem cinayet hem de eşinin nerede olduğu hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. Justin'in aracı da kayıptı. Ekipler Justin'in annesine gönderdiği kısa mesajı incelemeye aldılar. O andan sonra Ari'nin Justin'in arabasıyla Missouri'ye gitmiş olabileceğini düşündüler. 2 Mart 2008'de bir polis memuru Justin'in aracını Missouri'deki bir otoparkta buldu. Burası bir motelin otoparkıydı. Birisi bu odayı Justin Neiman'ın kredi kartıyla kiralamıştı. Görevliye Justin Neiman'ın fotoğrafı gösterildi. Görevli bu adamı tanımıyordu. Akabinde Ari'nin fotoğrafı gösterildi. Adam Ari'yi teşhis etti. Justin'in kredi kartıyla odayı kiralayan isim Ari Squire'dı. Ekipler odaya baskın düzenlemeyi düşünürken odanın içerisinden bir silah sesi geldi. Odaya girdiklerinde Ari'nin kafasına sıktığı bir kurşunla hayatına son verdiğini gördüler. Ari, ölümcül eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmektense korkarak kaçmayı tercih etti ve de intihar etti. Ancak dava burada bitmedi. Ekipler, eşi Deniz'in bu olayda herhangi bir parmağı olup olmadığını merak ediyorlardı. Adli tıp, Justin'in kimliğini ve de kredi kartlarını hala arabasında sakladığını gördü. Ari, saçlarını sarıya boyamış ve de Justin'e daha çok benzemek için mavi lensler kullanmıştı. Eğer ilk planı devreye girseydi, yani Sandy o gün oraya gelseydi, Sandy'ye daha çok benzemek için sakal kullanacaktı. Ayrıntılı planına kesinlikle bağlıydı. Ekipler ayrıca Ari'nin Justin Neiman'ın ölümünden sonra eşi Deniz'e gönderdiği bazı e-postaları keşfettiler. Gönderdiği ilk mesaj yangından bir gün sonraydı. Ari eşi Deniz'e şöyle diyordu. Vasiyetim ve mektuplarım ofisimdeki dosyamda çekmecenin içerisinde. 5 gün sonra Ari eşine bir mesaj daha gönderdi. Bir kaza mı oldu? Deniz bu mesaja evet yanıtını gönderdi. Daha sonra Ari benim vasiyetim üzerine parti ne zaman ayarlanıyor yazdı. Deniz ise ona şu an tam da bunun üzerinde çalışıyorum yanıtını verdi. Ari daha sonra ona herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Deniz bu mesaja yeni bir hayat yanıtını verdi. Yazışmalar Deniz'in bir suç ortağı olduğunu gözler önüne seriyordu. Ancak avukatlar onun herhangi bir suçla bağlantısı olmadığını savundular. Ari'nin mesajlarını ölümünden önce otomatik olarak teslim edilecek şekilde ayarlandığını iddia ettiler. Deniz hiçbir zaman suçla itham edilmedi. Şu anda Chicago bölgesinde ikamet etmeye devam ediyor. Justin'in annesi ve erkek kardeşi Deniz'e haksız yere ölüm sebebiyle dava açtı ve de 6 milyon dolar kazandı. Deniz poliçedeki intihar hükmü sebebiyle Ari'nin sigortasını asla tahsil edemedi. Ari Squire tehlikeli oyunlar oynadı. Bu oyunlar birden fazla dolandırıcılık suçlaması ve konut krizinin ardından mali yıkımına neden oldu. Sonra da hayat sigortasını tahsil etmek için kendi ölümünü taklit etmeye çalışarak en tehlikeli oyununu oynadı. Bu oyun yalnızca kendisini ve ailesini geçindirmek isteyen masum bir gencin ölümüyle sonuçlandı.